Merhaba hocam. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Profesör Doktor Ayşen Türkmen, İzmir'de 9 Eylül Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümünde öğretim üyesiydim. 6 yıl önce buradan bir teklif geldi. Buraya geldik. İnşaat Mühendisliği bölümünde derslerime başladım. Daha sonra 2 dönemde bütün mühendislik fakültesine dersler vermeye başladım. Bölgeyi de çok sevdik, üniversite ortamını da. Bu nedenle 6 yıldır buradayız, göreve devam ediyoruz. Mühendislik fakültemiz hakkında sizden bilgi alabilir miyiz hocam? Tabii ki. Mühendislik Fakültesi başka bir isimle aslında 91 yılında kurulmuş. Yani üniversitenin kurulmasıyla eşdeğer bir döneme denk geliyor. Daha sonra 2013-2014 yılında, yani 2 ay önce biz Mimarlık Fakültesinden ayrıldık. Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi ayrı birer fakülte oldu. Ben de bu dönemde dekan atandım. Fakültemizde 5 tane bölüm var. İnşaat Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Elektronik Haberleşme Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği ve Yazılım Mühendisliği olmak üzere 5 tane bölümümüz var. Öğrenci sayımız da 550 civarında bir öğrenci sayımız var. Ama sayımız her geçen gün artıyor. Bir de şöyle bir hoş tarafı var bence. Birçok ülkeden öğrencilerimizin olduğu bir fakülteyiz. Pakistanlı öğrencilerimiz var, Nijerya'dan, Kamerun'dan, İran'dan, değişik ülkelerden insanlar var. Bu da fakültenin değişik kültürlerini yansıtması bakımından benim çok hoşuma gidiyor. 27 kişilik bir ekibimiz var. Çok mutluyum onlarla birlikte çalışmaktan. Gerçekten çok destek veriyorlar bana. Bir tane part time hocamız var. Geri kalanların hepsi full time hoca. Gayet güzel bir ortam oluştu. Hocam biraz da fakültemizin altyapısı hakkında sizden bilgi alabilir miyiz? Tabii ki. Fakültemizin altyapısı çok iyi diye düşünüyorum. Bu benim algım. 30 yıldır Türkiye'de çalışmış birisi olarak gerçekten öğrenci sayımızın oradan çok farklı olmasına rağmen laboratuvar imkanlarımızın çok iyi olduğunu düşünüyorum. Gerek bilgisayar laboratuvarları, gerekse inşaat mühendisliğinin işte zemin laboratuvarı, topografya laboratuvarı, fizik laboratuvarı, kimya laboratuvarı çok iyi bir şekilde donandı. Tabii ki yardım heyetine ve üniversitemizin mütevelliyetine kaynak bulmasından dolayı müteşekkiriz. Son ben geleli 6 yıldır o kadar büyük değişiklikler oldu ki ben hayret ediyorum. Yani bu kadar kısa sürede nasıl bu kadar çok laboratuvar kurulabilir? Yeni binalar kuruldu. Laboratuvar açısından çok yetkin olduğumuzu düşünüyorum. Fakültemizde yüksek lisans programı var mı? Evet, 3 tane yüksek lisans programı var. İnşaat Mühendisliğinin Şantiye Yönetimi yüksek lisans programı, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği ve Bilgisayar Mühendisliğinin yüksek lisans programı var. Diğerlerini de düşünüyoruz. Zaten 5 bölümün 3'ünün yüksek lisans programı var. Bitiren öğrencilerimizden epey bir talep oluyor. Onun için yüksek lisans programlarını da açtık. Hem araştırma açısından da tabii ki yüksek lisansın olması artı getiriyor. Mezunlarımızın iş imkanları hakkında sizden biraz bilgi alabilir miyiz? Tabii ki. Mezunlarımızın iş bulması ile ilgili herhangi bir sorun yok. Zaten YÖK Üniversitesi olduğumuz için diplomamızın tanınırlığı var. Ama biz gene de akreditasyon yolculuğuna çıkma kararı aldık. Uluslararası akreditasyon almak güzel bir yaklaşım diye. Çalışmalarımıza başladık. Henüz müracaat etmedik ama ön hazırlıklarımızı yapıyoruz. Bu da öğrencilerimiz açısından daha da avantaj getirecek diye düşünüyorum. Biraz tabii zorlu bir süreç akreditasyon almak için harcayacağımız çabalar ama bence değecek. Öğrencilerimize ne gibi beceriler kazandırmayı hedefliyorsunuz? Şöyle bir hedef koyduk akreditasyon işine de girdiğimiz için. Bir kere önce sorun çözme yeteneği kazanmış. Zaten mühendis problem çözmek üzere bir göreve gelir. Bunu vermeyle ilgili bir sürü ders planlıyoruz. Mesela etkili iletişim yöntemleri. Sonra doğru
bireyler yetiştirmeyi istiyoruz. Mühendislikte etik dersini zorunlu yaptık. Böylece bütün mühendislerimiz etik dersi alacaklar. İş sağlığı güvenliği dersi. Ben verdiğim için biraz fazla kendi derslerimden bahsetmiş gibi oldum ama genel dersler verdiğim için ondan da söz edeyim. İş sağlığı güvenliği de bütün fakültemizde sosyal seçmeli ders olarak yer alıyor. Bütün bölümlere açık olduğu için o konuda da biraz hassasiyet yapmaya çalışıyoruz. Diğer taraftan uluslararası bir ortam olduğu için işte genel kültürü yüksek bireyler yetiştirmeye çalışıyoruz. Bir de öğrenci kulüplerimiz etkili olduğu için faaliyetlerle dışa dönük, iyi iletişim kurabilen bireyler olması yönünde çabalıyoruz. Öğrenci katılımlı projelere yer veriyoruz. Hatta bazı derslerde öğrencileri de katılacak şekilde projeler yaptırıyoruz, sunumlar yaptırıyoruz dersin tabii ki içeriğine göre, uygulamalı derslerimizde. Böylece öğrenci profilimizi sosyal yönde geliştiriyoruz diye düşünüyorum. Hocam, verdiğiniz bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz size. Ben teşekkür ediyorum çünkü böyle bir program yapmaktan çok mutlu oldum. Loy TV ekibine, hepinize çok teşekkür ediyorum.